Ebabil sadece bir kuş değilmiş. CHP kurmayları bunu dile getirdi. Ebabil sadece bir kuş değilmiş. Hatta AKP iktidarında pelikanla ilgili olarak da çok şey duyduk. Yani genelde iktidar sanki böyle biraz kuşların üzerinden gidiyor bu sosyal medya operasyonlarında. Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen ve öyle adlandırılan adresli pelikancılar. Bir de Ebabil çıkıverdi şimdi ve bunun üzerinden de çok şey konuşuluyor. Yeni detaylar var. Özgür Özel, Emin Şen'in emniyet ve jandarmanın, bakın, Türkiye'de güvenlik dediğinizde, Türkiye'de istihbarat dediğinizde iki adres var. Üç var hatta. Yani MİT de var ama hadi MİT'i bir kenara bırakalım. O biraz daha farklı. Emniyet ve jandarmanın sosyal medya hesaplarını, kurumsal sosyal medya hesaplarını yönettiği iddia ediliyor Emin Şen'in. Özgür Özel bu noktalara işaret ederek virgülüne, işte harfine, cümlesine, kelimesine varıncaya kadar bir paylaşım göstermişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı, devletin kurumları aynı kelimeler, aynı noktalama, aynı imlayla ana muhalefet partisi liderine cevap veriyor. Tek elden çıktığı zaten o gün itibariyle konuşulmuştu. Özgür Özel dedi ki emniyetin ve jandarmanın sosyal medya hesapları yönetiliyor biri tarafından. İşte kimin yönettiğini de böyle işaret etti. Peki geçmişte Emin Şen sosyal medya üzerinden ne paylaşımlar yapmış? Onlara da bir yakından bakalım. Emin Şen, bakan danışmanıdır. Sizin benim paramla belediyelerden aldığı ihalelerle Süleyman Soylu için oluşturulmuş bir troll ordusunun başkomutanı. Zaten herkesin bildiği bir gerçeği, kanıtları bunu bulmuş ve onları ifşa etmiş, yani şu şöyle böyle oluyor diye. CHP'li Özgür Özel İçişleri Bakanı Soylu'nun basın müşaviri Emin Şen'in 8000 kişilik troll ordusunu yönettiğini, troll ordusunu da devletten aldığı ihalelerle finanse ettiğini anlattı bir gün önce. Emin Şen'in aldığı ihaleler ortaya çıktı. Süleyman Soylu neredeyse Emin Şen'in şirketlerinin SM360'ın ya dönem olarak Süleyman Soylu'nun bakanlığı ya da bakanlığın talimatıyla belediyelerin yaptığı işleri aldığını göreceksiniz. Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Jandarma ve emniyetin sosyal medya hesabını yönettiği iddia edilen Emin Şen, Soylu göreve geldikten sonra İçişleri Bakanlığı'ndan kurumsal medya hesapları işletimi ihalesini aldı. Pazarlık usulü alınan ihalenin bedeli 110 bin lira. Meblağ diğer ihalelere göre yüksek değil ama ihalenin alındığı birim dikkat çekici. T24'ün haberine göre İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı için verilecek hizmetin yeri ise Jandarma Genel Sekreterliği Sosyal Medya Şube Müdürlüğü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacer Fogo ile birlikte bu videosunu biliyorsunuz. Cevap nereden verilmiş? TC Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Polis Teşkilatı. Noktalamalar, tırnaklar aynı iPhone marka telefondan atılmış ikisi. Eminim senin cep telefonunda aynı telefondan atacak yetkinlik var. Emin Şen ilk olarak 2016'da Çalışma Bakanlığı'ndan sosyal medya yönetimi ihalesi aldı. Bu tarihlerde Soylu Çalışma Bakanı'ydı. Şen'in şirketinin 2016'dan sonra kamu kuruluşlarından aldığı ihalelerin toplamı 15 ihale. Ebabil Harekatı Telegram kanalındayız arkadaşlar. 8000 tane trolü bu itibar suikastine, bu saldırıya başlıyorlar. Ülkenin sorularını çözemeyenler, propaganda makinesiyle, sosyal medya üzerinden trollerle vatandaşlar üzerinde bir algı operasyonu yaparak yönetmeye çalışıyorlar. Paralı asker gibi çalışıyor yani. Üzerine açıklamaların ardından devlet ihale sorgulama sayfası EKAP planlanandan bir gün önce bakım alındı. Aslında bakıma 13 Ocak saat 19'da gireceği duyurulmuştu. Ben ciddi şekilde kaygılıyım. Provokatif haberler çıkarabilirler seçim şartları içinde. Bir anda bunu yayabilirler. Emin Şen'in askıya aldığı Eminimse hesabından geçmişte yapılan FETÖ'yü öven Atatürk karşıtı paylaşımları da ortaya çıktı. Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek paylaşımları yapan Şen, AKP ve Gülen cemaatini barıştıralım da yazmış sosyal medyasına. Bir şey olmuş, ortaklardan ayrılmışlar. Bakın ne olmuş, ayrılmışlar. FETÖ'cü Turgay Oğur darbeden sonra eşiyle birlikte Güney Afrika'ya kaçmış ve oradaymış. Diğer ortak Fethullah Gülen'i okuduğu şiirle ağlatan, Fethullah Gülen'in alnından öptüğü Müçteba Kılıç. Ortak özellikleri, FETÖ'nün
sosyal medya ve gençlik kampanyalarını yöneten Genç Siviller Hareketi'nin yöneticileri... Şen'e ait bir şirketin eski ortaklarının da FETÖ bağlantısının olduğunu söylemişti. Özel'in işaret ettiği isim Müçteba Kılıç, okuduğu şiirle Fethullah Gülen'i ağlatan ve Gülen'in alnından öptüğü kişi. Tip İstanbul Milletvekili Gazeteci Ahmet Şük, bütçe görüşmelerinde salonda görüntü alınmasının yasak olmasına rağmen Soylu'nun yanında danışman diye getirdiği kişilerin Ebabil Harekatı'nın sosyal medyası için video çektiğini söyledi. Söz konusu kişilere ifşa etti. Troll A. Emin Şen'le sınırlı değil dedi. Şık 15 Temmuz sonrasında kurulan Sözde Milli Bir Derneğin Başkanı'nın Soylu ile ilişkileri ve masraflarını hangi uyuşturucu baronunun sübvanse edildiği de ortaya çıkar ifadelerini kullandı. Yani bu bir FETÖ taktiği, onu da söyleyeyim. FETÖ de bunu yaptı. Troll çeteleri, troll yapılar oluşturarak kimilerini çok güçlü göstermek, kimilerini çok zayıf göstermek. Troller konusu uzun süredir Türkiye'nin gündeminde efendim. Özellikle dünden bu yana çok konuşuyoruz elbette. Muhalefete dönük olarak bir operasyon çekilecekse sosyal medya üzerinden. Sosyal medya biliyorsunuz çok etkili artık. Yani pek çok şeyi yönlendirebiliyor. Hatta sosyal medyada kamu vicdanını sızlatan bir yargı kararı ortaya çıktığında öyle bir işte paylaşım ve bir noktada pek çok şeye işaret edildiğinde biliyorsunuz yargı kararlarıyla ilgili de yeniden adımlar atılabilecek noktaya geliyor. Yani sosyal medya çok çok etkili ve bunu da işte troller ordusuyla çok profesyonelce kullananlar var elbette. Peki şimdi Eminimsi ismiyle paylaşımlar yapan ve bakan müşaviri olarak resmi sitede yer alan, sonrasında site güncelleniyor geriye dönük olarak diye bakanlık sitesine erişemediğimiz o dakikalar, sonrasında ya müşavir değil, resmi bir görevi yok, bakan danışmanı. Peki bakan danışmanı ama ihalelerden bahsediyor CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Bakan danışmanı olması o ihalelerle ilgili olarak iddialarda pek çok işte soru işaretlerin içerisinde olmasında bir yer bulmayacak mı? Bu da ayrı bir sonu elbette. Şimdi Eminimsi. İşte o paylaşımlar mesela bir tanesi. Haydarpaşa cemaat işidir. Anıtkabir 2023'te yıkılacak. Onu anca rüyanda bile göremezsin. Öyle bir şey yok zaten ama böyle bir paylaşımı olan ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ve resmi sitede müşavir olarak kendisine yer bulan bir şahsın paylaşımı efendim. Anıtkabir 2023'te yıkılacakmış. Onu yakılacak, affedersiniz, ben yıkılacak diye okudum, affedersiniz, yakılacak. Öyle bir şeyi ne yapmayı düşünmek söz konusu olabilir, ne de onun için şöyle küçücük bir adım. Milyonlar, milyonlar sizi, çok affedersiniz ama, tükürüğünde boğar. Hadi gelin bu güzel günde AK Parti Gülen cemaatini barıştıralım. Bakın. AK Parti Gülen cemaatini barıştıralım. Hayat paylaşınca güzel. Ve RT istiyor. Yani siz de paylaşın. Troller ordusu böylelikle. Ya bir sorun var, sıkıntı var, hiç değilse bir barıştıralım. Fethullah Gülen, gelecek birlikte tepeden Kemalist terör örgütünün Galatasaray'daki eylemlerini seyredeceğiz diye pek çok paylaşımı var ve bunlar da yine gündemde kendisine yer buluyor efendim. Tartışmalar da sürüyor. Şimdi Emin Şen'in dün açıklamaları vardı. Özellikle Özgür Özel'in dersine iyi çalışmadığı yönünde mesajlar paylaştı. Avukatlarımız işte çalışıyor, hazırlık yapıyor diye belli ki itirazları olacak. Belli ki Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili bir şeyleri yargıya taşıyacaklar. Ama siyaset gündeminde de bu önemli konu, bu çok önemli konu. Bakın mesajları, paylaşımları bir kenara bırakın. 8000 kişilik bu troll ordusunun nereden beslendiğiyle ilgili olarak sormamız gerekenler var. Bu 8000 kişiye sonuç itibariyle bir şekilde para veriliyor. Yani maaş olabilir, aylık olabilir, harçlık olabilir. Kimin kesesinden, kimin cebinden
veriliyor acaba diye sorulması gerekiyor. Olayı küçültme çabası içerisinde olan iktidar cephesi var. Mesela Bülent Turan dedi ki hani halk arasında derler ya tırt diye. Vallahi şimdi o mesajların organizasyonu, o mesajların paylaşılması, bir algı operasyonu, o sosyal medya çabası, çalışması. Hadi hepsini bir kenara bırakalım. Onlarla ilgili tırt diyelim ama 8 bin kişilik bir troll ordusunun beslenmesi, her ay para verilmesi, yani çarpmaya çalışsanız aldıkları o paraları milyon liralara ulaşıyor. Ve o milyon liralar emekliye çok görülüyor efendim. Ama troll ordusuna helali hoş olsun deniliyor. Neden? Çünkü troll ordusu çok önemli operasyonlarda büyük görevler üstleniyorlar.